Hangi aşıyı ulaşabiliyorsanız ulaşabildiğiniz aşı olun. Çünkü aşı insanlığın bir hakkı. Aşıyla aşabileceğiz. Yoksa uzun bir süre pandemiyle yaşamaya devam ederiz. Burada aslında kritik olan nokta şu. Yani biz aşı olduk. Doğru. Ama kendimizi sorumluluğumuzu kurtardığımızı zannediyoruz. Hayır, aslında böyle düşünmeyelim. Etrafımızdaki insanlara özellikle 55 yaş üzeri, şu an tamamen 55 yaş üzerinde aşılama açıldığı için aşı oldun mu oturmalarımıza soralım. Abi aşın oldun mu? Bir bakabilir miyiz? Hızlıca sistemden bir HES'inden bakarak aşı randevusu alıştırabiliriz. Büyüklerimiz özellikle diyelim 75 yaşında telefon, akıllı telefon kullanmıyor veyahut da farklı şey olmuyor. Buna Alo 182'den telefon açarak randevu oluşturmak ve bunları aşı olmalarına yönlendirecek bir toplumsal bir çalışma yapmamız gerekiyor. Yani sadece kendimizin aşı olması sorumluluğumuzu üzerimizden atmış olmuyoruz. Biz burada özellikle 65 yaş üzerinde iki defa ulaşabildiğimiz tüm telefonlara, telefonlarıyla herkesi tek tek aramaya çalıştık. İki defa aradık. Ve şu an 65 yaş üzerinde Kayseri'de bizim aşılama oranımızı %82'ye çıkardık. Bu güzel bir oran. Ama 55-75 yaş arasında henüz bu oranlara çok uzağız. Onun için yani daha sosyal hayata daha yakın ve hayatın içinde olan 55-65 yaş insanımızın mutlaka ve mutlaka bir an evvel aşıların olması gerekiyor. Bunun için söylüyoruz. Bu aslında şu çok önemli. Şimdiki yapacağımız aşı bizi 40-42 gün sonra korumaya alacak. Yani bu ne demek? Haziran sonu demek. Haziran sonunda bizim bölgemizin bir özelliği var. Bu özellik de şu ki gurbetçi vatandaşlarımız ciddi manada Türkiye'ye gelecekler. Çünkü geçen sene biz bunu çok farklı bir şekilde yaşadık. Yani o geldikleri zaman ciddi bir hareketlilik oluşuyor ve bu hareketlilikte de virüsün yayılımı artmış oluyor. O zaman bir dalga yaşamamamız için şu an aşımızı mutlaka olmamız gerekiyor. Eğer biz istediğimiz oranlara çıkamayacak olursak o zamanlar tekrar bir dalga yaşayıp Allah korusun istemediğimiz şekilde tekrardan kayıplar ve farklı önlemler almak zorunda kalabiliriz. Tabii öncelikli olarak şu duygumu paylaşmak istiyorum. Yani defaatlerce söyledik. Biz yerli aşı konusunda Erciyes Üniversitesi'nin Türkiye'de en önde giden aşı olduğunu bir kere vurgulayalım. Faz 2 çalışmasını bitirdiler. Faz 3 çalışmasına başlanacak. Burada yerli aşı emin olun milli İHA'lar, SİHA'lar kadar değil, onlardan daha çok önemli bir fonksiyonda ve daha çok önem vermemiz gereken bir durumda. Bu konuda gerçekten hem Cumhurbaşkanımızın bu konuya da eğildiğini biliyoruz. Sağlık Bakanımızın ve ayrıca Erciyes Üniversitesi Direktörümüz Mustafa Çalış'ın da bu konuda çok ciddi emekleri, destekleri oldular. Ben ekibin hepsini kutluyorum. Erciyes Üniversitemizin aşısı şu an faz 2 tamamlandı. Faz 3'e başlanacak. İnşallah önümüzdeki süreçte Erciyes Üniversitemizin aşısını bir an evvel de zaten hep dört gözle bekliyoruz. Kayserimiz için büyük bir değer. Bunu da buradan vurgulamak istiyorum. Gerçekten dünya çapında şu an Dünya Sağlık Örgütü'nün sıralamasında Erciyes'in aşısı sıralamada. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. İyi bir başarı. Bunun arkasında hep birlikte durmamız gerekiyor. Bunun arkasını hep birlikte desteklememiz gerekiyor. Ben bu konuda çalışan Aykut Özdağ Rendeli Hocam başta olmak üzere tüm ekibine ayrıca saygılarımı sunuyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin diyorum.